Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, pandemiye rağmen Türkiye'nin dünyada en çok büyüyen ikinci ülke olma başarısı gösterdiğini söyledi. Cumhur İttifakı anlamında Kayseri'nin örnek olduğunu belirten Özdemir, maaşlardaki artışın vatandaşı memnun ettiğini savundu. Türkiye ekonomisi kim ne derse desin, alınan yerinde ve başarılı tedbirlerle, sağlam temeller üzerinde ilerlemek suretiyle, dünyanın böylesine keşmekeş ve kaos halini aldığı bir düzlemde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Zorluklar yok mu? Var. Ama Allah'ın izniyle bu zorlukların hepsi aşılacaktır. Ve Türkiye zaten mevcut veriler itibariyle, bu bizim iddiamız değil, diğer çevrelerin ve bu anlamda bütün dünya ülkelerini tahlil eden kuruluşların da yaklaşımıyla beraber başarılı bir istikamette ilerlemektedir. Bu süreçte büyüme kaydıran ülkelerin sorunların aşılmasının ardından daha yüksek bir ivmeyle, bilhassa ekonomik anlamda elini güçlendireceği malum. Türkiye'de bu ülkeler arasında ve hatta ikinci sırada büyüme trendleri itibariyle. İnşallah piyasa istikrarının sağlanması, kur baskısının hafifletilmesi ve ücret iyileştirmelerinin yapılması, ki bu çok önemli. Enflasyon, Türkiye'de kur, faiz ve enflasyon üçlüsünün pandemi sebebiyle arada var olan dengenin sarsılması elbette ki bazı sıkıntıları beraberinde getirdi. Ancak asgari ücretteki artışın son derece memnuniyet verici bir seviyede ulaşması, memurlarımızın, emeklerimizin bu anlamdaki maaşlarındaki iyileştirmenin son derece verimli bir şekilde gerçekleşmiş olması vatandaşımız da memnun etmiş, rahatlatmıştır. Yaz aylarına hemen girişle beraber 2021 yılı içerisinde Türkiye'de hayatın normalleşmeye başlamasına yönelik de bir durumu doğurdu. Ve yaz aylarından itibaren de bu faaliyetlerin artması bilhassa sonbaharda yine aynı anlamda hayatın normalleşmesine yönelik çabaları da beraberine getirdi. Bu kapsamda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla öncelikle siyasi parti çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelini kapsayan 9 bölgedeki istişare toplantılarımız oldu. Ve bu 9 bölgedeki istişare toplantılarımızın bir tanesine Kayseri İl Başkanlığımız, Kayseri İl Teşkilatımız ev sahipliği yaptı. Ve bu toplantıda son derece başarılı geçmiştir diğer 8 toplantıyla beraber. Adım adım 2023 İl İl Anadolu temalı çalışmalarımız bütün Türkiye'de yurt satında hayat buldu. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi kadroları 81 ilin tamamını anılan süre zarfında ziyaret etti. Bu ziyaretler esnasında her ilimizdeki esnaf odaları, sanayi odaları, ziraat odaları gibi şehrin sosyoekonomik dokusu anlamında öne çıkan sivil toplum kuruluşlarını ziyarette bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapmış olduğumuz toplantının hemen ardından iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Çünkü böylesine bir sıkıntılı süreçte 2020'den 2021'in sonuna kadar, 2020'nin sonbaharına kadar geçen dönemde dünya ekonomileri birer birer sarsılırken Türkiye ekonomisi aynı dönemde büyük bir büyüme başarısı göstermiştir. Ve global seviyede dünyada en fazla büyüyen ikinci ekonomi olma başarısını elde etmiştir Türkiye ekonomisi. Burada da Kayseri'li sanayici ve iş adamlarımızın katkısının büyük olduğunu, Türkiye ölçeğindeki büyümenin ortalamanın üzerindeki bir büyümeye, sanayi üretimi itibariyle, ihracat itibariyle katkı sağladığı gerçeğinden hareketle kendilerine bir teşekkür ziyaretimiz olmuştur. İnternet medyası ile alakalı çalışmalar başta olmak üzere basınımızı, dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımızı ilgilendiren her meselede çalışmalarını ısrarlamıştır. Bunu da belirtmek isterim. Ve tabii bütün bunlar değerlendirilirken medyanın toplum üzerindeki rolüyle alakalı hassasiyetler de Türkiye'de son dönemde tartışma konusu oldu. Yabancı ülkelerden, yabancı fonlardan beslenen bazı medya yayın kuruluşlarının var olması ve bunların ağırlıklı olarak sosyal medyayla
internet ortamı üzerinden yayın yapması, burayla alakalı düzenlemeleri de milli güvenliğimiz ve toplumsal huzurumuz açısından zorunlu hale getiriyor.